Eskisini getir, yenilenmiş telefonunu götür. Türkiye'nin en büyük yenilenmiş elektronik ürün marketi EasyCep'le %15 takas ek desteğinden yararlanarak telefonunu kolayca yenileyebilirsin. Üstelik 12 taksit ve 12 ay garanti seçenekleri de seninle. Hemen eski telefonunu getir ve yenilenmiş telefonunu avantajlarla götür. EasyCep, EasyCep, yenilenmenin yeni kolayı. Zoraki gittiğin düğünü eğlenceli hale getirmenin tek yolu Bilyoner. Maçın eğlencesi Bilyoner'e girdiğin an başlar. Pazar 19 İstanbulspor Beşiktaş. İstanbulspor antrenmanında şeyi gördünüz mü? Osman Zeki Hoca bir ring kurmuş. Lautaro Martinez'le Conte'nin vardı bir tane. Güzel bir uygulama. Böyle esintiler iyi. İki oyuncunun belli gerilimi var. Boks eldivenleri giydirmişler. Diyor ki ya diyor şu anda biriniz ölene kadar kavga edeceksiniz ya da bir takım arkadaşı gibi sarılacaksınız. Hemen sarılıyorlar. Çok cesaret olmamış. Ben Osman Zeki Hoca'nın yöntemlerini de beğeniyorum. Bence çok organize... Hani bu Sparta Prag'lar nasıl oluyor falan deniyor ya. Hakikaten Sparta Prag tarzı bir hoca. Kesin. Hani bu ligde istikrarlı bir şekilde 2 yıl bir takımla çalışsa ya bu Osman Zeki Korkmaz takımı hani kalitesi 2-3 gömlek aşağı olsa bile o maça ağırlık koyabilecek bir yapı çıkarabilir. Bir de gerçekten dünyada futbol trendini takip eden biri olduğunu biliyorum. Euro 2020 öncesi beraber program yapmıştık. Bayağı Rusya'da kim var, o ülkede kim var, hangi oyuncular ön plana çıkıyor, oyun tarzları ne? Çok trendini takip ediyorum. Buraya röportaja geldiğinde şeyi anlatıyor abi. 60'ların Dinamo Kiev'in kasetlerini dijitale aktarmış, onların analizini yapıyor. Osman Zeki Hoca'nın İspanyolcusu falan birçok dili var. İspanyolcusu da var. Hatta bana şey demişti, La Liga'da çalışacak kadar İspanyolcam var demişti. Hedefleri de olan bir teknik adam yani. İleride yurt dışında çalışmak isteyen de bir teknik adam. Ama bundan bağımsız sahaya organizasyon yansıtan. Yani şey de değil, yani ben rakibe kapatayım, öyle oynayayım. Yani o kalitede takımlarla zaten çalışmıyor ama geriden organize... Top vermeden çıkabilmek ve rakibin arkasına inebilme konusunda uzman. Hatta ya Galatasaray maçında izledik yani. 2-0 olacakken ya Galatasaray'a karşı deplasmanda 2-0 bulabilecek bir oyun. Peki şimdi Beşiktaş'ta ne olacak o Beşiktaş maçında? Kimse top almayacak. Tam onu söyleyecektim. İstanbulspor arkada bekleyecek. Çok acele etmeyecek çıkmak için. Fernando hocam zaten baskı yapmıyor. Kahveleri hazırlayalım bu maçta muhtemelen tam zaten. Tamam ben 6-1-94 beni bayağı çekti. Muhtemelen ben de varımdır yine Aleyce ben. Topu onlara verelim. Hocam onlar da bize veriyorlar biz de ama biz de onlara tekrar verelim gibi bir durum mu olacak? Biraz öyle olacak. Ha. Alt 1-94 ben olsam değerlendirirdim. Bence çok güzel oran. Öyle mi diyorsun? Evet. Baba oğluna vermez diye tabir ettiklerime. Tam öyle bir durum var. Bu arada Beşiktaş'ta... Bu kadar mı fark eder falan var ya böyle işte sigarayı bırakan konu spotu. Gerçekten bir 6 numara bu kadar mı fark eder al Musrati. Böyle mesela aynı durum Galatasaray'da Köyün içine geçerdi. Köyün aslında böyle ulan ne topçuymuş böyle sol beki neredeymiş şimdiye kadar gibi görüntü yoktu. Ama Oka ihtiyaç. Sol bek var. Oka ihtiyaç bir adam ki bir anda işin rengini değiştirdi. Al Musrati başlı başına kaliteli bir 6 numara orası ayrı ama inanılmaz bir eksikliği giderdiğini düşünüyorum ben Beşiktaş'ta. Bir kere stoperlerin oyun kuramama... Ağırlık merkezi yoktu takımın. Oyun kuramama şeyi bir anda ortadan kalktı. Yani çünkü Necip'te öyle bir sorumluluk olmadı şu anda. Kore'de öyle bir sorumluluk olmadı. En doğru yerde opsiyon oldu. En doğru yerde yüzünü topa gösterdi. Gerektiği zaman uzun vurdu. Gerektiği zaman atağı demlendirdi. Ki Bucci de çok karakterli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum en başında. Yani büyük takımlarda en başta olması gereken özellik özgüven. Sürekli zorlaması, her topu istemesi... Yani bu iş, maçı çözeceksen ben çözerim. Yani çok genç bir 10 numara olmasına rağmen o karakteri var. İki transferde çok fark ettiğini düşünüyorum. Fernando Santos Ajan'ı biraz daha takım öne çıkartırsa, yani biraz bir şeyler önde de top kazanan bir takım olursa o da eleştiriyor. İyi olacak. Eleştiriyor ama biraz demek ki buna yönelik çalıştırmak lazım. Hı. Ya da oyuncularla bir orada bir bağlantı, iletişim kopukluğu olmuş herhalde. Çünkü ilk yarıda Konyaspor daha fazla önde top kazanıyordu yani. Dikal Bokat geldi aklıma. Beşiktaş iç sahada oynarken. O kadar iyi yorumculuk yapıyordu ki yorumculuk yapamıyordun. Maç sonu
eleştirileri çatır çutur yapıp. Oyuncuların hepsini göndermek ama, lazım. Ama hocam biz takıma müdahale edemiyoruz. Sen edebiliyorsun. Bu kadar bir şey olmaz. Bir şey olmaza karar gelmişti. Ama Beşiktaş gerçekten çok çok az. Avukat baya Serdar abi gibi maç yorumu yapıyordu. Tabii yani. Yeter. Buradan bir şey olmaz. Aynen bir de hani şey dedi. Hani Önder Özen tarzı yorum yapmıyor yani. Yok yok. Hani evet. Bunları hepsini göndere karşım. Bunu kim almış? Abi, şimdi 4 tane topçu var Fener seviyesi. Biliyor musun? Şey... Gerçek bu arada. Evet, evet. Sallamıyorum şu an. 4 tane futbolcu var Fenerbahçe seviyesinde. Kabul edeceğim. Futbolcuların artık, yani Fenerbahçe'nin artık bu futbolcuların Fenerbahçe seviyesinde olmadığını kabul etmesi ve onlarla vedalaşmaya hazır olması lazım demişti avukat. Bak şimdi Beşiktaş'ı deplasman karnesini söylüyorum. Kayseri deplasmanı gol yok. Bu arada olma ihtimali de yoktu yani. Yok orada gol çıkmaz. O maç abi. 6 gün deser ki abi biz oynayalım ya. Hakem bitirene kadar oynayalım. Halı saha boş bizden sonrasında. Hiç gol olmayacaktı o maçta değil mi? Sonra önceki Sivas maçı 1-0. Orada da Beşiktaş'ın gol atası yok. Öyle bir görüntü. Bir önceki Pendik Spor maçını hiç hatırlatmıyorum. 4-0. Önceki maç Rize'ye kadar gidiyor. Son 3 deplasman maçı Beşiktaş Ocak 13'e kadar şeyde deplasmanda gol atmıyor abi. Ben de gol beklentilerini söyleyeyim. Ocak 9'a kadar. 0-21 Kayseri maçındaki gol beklentisi. Sivas deplasmanında 1-19'muş bu iyiymiş. Kayseri maçında şeydi 10 numarada Mureka vardı. Muçi sağdaydı. Evet, orta sahada Al-Nusayti başlamamıştı. Yoktu, evet. Bir de o 6 numarada Amartey var. Vorul Necip. Yani oradan topun çıkması mucize zaten. Yani rakip kaleye geçtim. Topun Muçi'ye ulaşabilmesi mucizeydi ki ulaşmadı da zaten. Bu arada son 5 maç... Solbek'te de Bahtiyar vardı. KG yok ve 2.5 alt bitmiş bu arada. Şimdi... Hani 1.94 burada muazzam bir oran. Bence İstanbulspor çok gol yiyor düşüncesiyle yükseltilmiş ama... Arki değişti fırsat. Yani. Şimdi tabii... Fırsat transferi. 1.94. Masoku da işin rengini değiştirdi bu arada. En azından bir tane bekten topla çıkabilen oyuncu var. Top atınca orada bir futbolcu var yani. Orada topu tutuyor, bir şeyler yapıyor, orta kesiyor filan. O da bir nefes aldırdı. Aboubakar 11'e dönecek gibi ki çok hoş karşılanmadı doğal olarak tribünlerden. Ama şeyi de mantıklı buluyorum. Maaş verdiğim bir adam. Sonuçta belli bir hedefim var. Kupayı kazanmalı ve ligde de Avrupa potasında kalma hedefim var. Bu adamın maaşından kurtulmak için de oynuyor olması lazım. Yoksa kimse o maaşı karşılamayacak. Aboubakar'ın maaşını. Ama bu geriye kalan, ligin geriye kalan kısmında ya da kupada mesela bir finale çıkartırsa Aboubakar attığı gollerle. Ligde goller atarsa. Yineden böyle bir Arap Yarımadası'nda 5 milyon maaş verelim şu adamı alalım hissini verebilir. Evet. O yüzden mantıklı buluyorum ve Semih'i de çok merak ediyorum hala daha. Aboubakar'ın 9 Semih'in sol kenar forvette olduğu bir düzeni. Atma Semih'i sol. Ya ben atma sol kardeşim ya. Atma kardeşim adam ya. Yerli Agüero diyoruz. Ya 9'da kenar forvet arasında fark yok olmaması lazım. Oluyor ama ya. Arturo Sart 9 oynuyor. Kenar forvet de oynuyor yani. Büyük yani kaliteli hücumcularda çok fark etmez. Bak son maçta Semih sola geçince daha rahat etti. Daha fazla pozisyona girdi. Adam eksikliği pozisyon hazırladı. Bazen 9'a top ulaşamıyor yani. Gelmiyor orada, bağlantı kopuk oluyor. En azından topla buluşma ihtimali daha fazla solda. Şu ama tekniğiyle oynamıyor ki. Yani biraz şimdi tekniğiyle oynayan oyuncu değil Semih. Yani Semih aldın ama, hemen böyle gücüyle patlayıcı, çabuk hemen kısa patlayıcıyla ama yapıştıracak. Ama başka öyle adam yok işte. Tek adam eksilten adam o doğru düzgün. O yüzden kenarda olması kendisini performansını arttırıyor. Ama yani. Ya bir yandan şimdi Semih çok hype ama işlemeyen yani o sihri sürekli solda yapamazsa 3 maç 4 maç o kadar da altındaki zemin sağlam emin değilim. Yani çabuk uçuruyoruz biz de hemen şeye de dönebilir. Ya işte anlık bir formmuş. Bence bu 9'a daha çok dönebilir. Top gelmiyor çünkü. Ama gelmeyince de gelmeyeceğini biliyorsun. Trabzon'da da yani. Yok öyle denmeyebilir yani. Trabzon'da da kendi halletti ya maçı. Ama o da 9 numaralı oynaması arkası ki adam cihazla dışına aldı. Omuz, kafa göz girdi attı. Abi yani. Ama bir de paylaşımcı bir 9 numaralı oynamakla Aboubakar'la oynamak. Ya Aboubakar'ın özellikleri var ama Aboubakar biraz kendine oynama modunu açtığı zaman Semih'e çok alan kalmayabilir orada. Yani buranın ağası benim. Semih bir tane Allah aşkına bak. Ağa koyalım mı oynayacak? İdeal değil. Abi fark ki Rebiç'e de bir şans vermeyelim mi ya? Verdi arkadaşlar kupada, bu Rebiç'e hiç şans vermedik kupada ya. Kupada verdi. Yok Rebiç olmaz ben, abi. Rebiç geldi Milan'dan kupada beni oynatıyorsun. Rebiç'i bıraktım o işi bıraktım ben. Herkes ben şans buldu. Muleko 30 maç oynuyordu. Rebiç'e şans 9 yok. Numaraya falan yazıyordu bu adam. Ya, çok şans verdim ben burada. Ama hiç takımda o şansı bulamadı. Ya bir abi, 90 dakikası var mı Rebiç'in ya?
Abi kupada verdin onu. İki maç üst üste 90 dakikası yok. Kupada evde yoktu abi, ya. Ama yani kupadaki motivasyon olmaz abi. Zaha'da söylediğim abi. Abi şu an hedef kupa ya. Zaha'da şu söylediğim var. Kupa Avrupa Ligi gibi şu an Türkiye ya. Kupası. Başka hedef yok ki. Evet ya, evet de abi. Abi ben tam tersi Semih Top'la daha rahat buluşur diye oraya yazıyorum. Ve Aboubakar'da bu arada bağlantısı var aslında. Semih ama top taşıyıcı ya da işte böyle pas dağıtıcı olarak konumlar mısın? Ya şimdi 5 yaş önünde pres yapmıyor. Acayip böyle kalabalık hücum da etmiyor şu anki görüntü. Yani 9'da top gelmeyince bence o zaman anlamsızca Uğur'un dediği şey ortaya çıkabilir. İşte anlık formuydu vesaire vesaire, öyle bir şey yok da. Ya anlık formda atılacak goller değil bunlar bu arada. Değil değil. Aa denk geldi, özel... 4 tane adam omuz vurdum, gol attım. Denk geldi, solumla yapıştırdım falan. Değil, değil. Öyle bir şey. Ya hep, bir şey hepimiz ama yaptığı her şeyde sanki 9 numaraya çok daha fazla yakışıyor. Abi zaten evet. Şey o. İdealiyor ama başka oyuncu yok diyorum ben. Ama şu anda Beşiktaş'ın 11'ine mi daha çok odaklanmak yoksa Semih'i daha çok geliştirmek mi? Ben Semih'in gelişimini... Nasıl gelişeceksin? Top gelmiyor ya adama. Neyle yapacaksın? Hangi parayla alacaksın kardeşim? Lütfen yorumları yazın. Sizce ideali hangisi olmalı Semih'in gelişimi için ve Beşiktaş'ın? Belki iki açıdan da bakabilirsiniz. Şimdi başka perspektiflerden başka yorumlar yaptık. Yani aslında görüş farklı değil. Bakış açısı farklı. Ben bırkalamayın noktasında. Bir tane güzel sol forvet gelirse, delici, pasör bir sol forvet alırsa Beşiktaş transfer ederse o zaman tabii ki 9 oynar. Yorumlarınızı yazın arkadaşlar lütfen. Tahmininizde genelde alt yaptık o zaman. Devam ediyorum. Kayseri Spor Ankara Gücü. Bence Kayseri ya. Ankara Gücü'nde... Burak Yılmaz vs. Emre Belözoğlu. Buna da alt dedim. Burak Yılmaz'a yakınım. Ayda. Alt dedim buna da. Bu Karam derbisi olmuyor değil mi? Olmuyor yok. Olmuyor. O Emre abi dedi. Emre evet doğru. Alt dedi. Fenerbahçe Kasımpaşa'yı konuştuk. Konya Spor, Hatay Spor. Güzel. Bu da alt ya. Gol olmaz abi. Katıldım. Katıldım. Sivas Spor, Pendik Spor. Bu enteresan bir maç. Evet. Ben buna Sivas da, diyorum. Buna da KG var dedim. Hadi Sivas bakalım. Diyorum çünkü Pendik sakatlıklardan falan çok inanılmaz etkilenmiş. Eren Can'ın Umut'u... inanılmaz etkilenmiş. Ben bu hafta çok gittim silik. İşte. Annemin doğum günü diye eve kötü gidecekken... Ağlamak da oldu adam ağzına tabii. Kötü oldum ya. Hadi almadılar beni değil. Şeyden. Bir 35 dakikada falan girebildim. Nasıl almadın? Nasıl abi, şimdi biz orası arkası toprak saha normalde. Bir diğer tarafı basket sahası. Rahat rahat girip çıktığımız stat yani. Şimdi bir sokağı kapatmışlar. Oradan bilmem ne olmuş. Böyle bir süperlik önlemi yapılmış. Bazı statlarda öyle var ya hani giriş orası değil C kapısı diyorsun ama böyle mahalle giriyorsun. Evet. Şimdi buradan minibüse biniyorsun. Resmen öyle ya. Gerçi öyle statlar var. Evet. Ya bu da öyle oldu. Evet. Yani çünkü çevresinde böyle stadın etrafı yol değil tam. Ya kardeşim ben Pendik Spor'a Şampiyonlar Ligi şampiyonu yaptım. Siz kimsiniz demedin mi? Amirim filan değil mi? Memur bey. Benim çok emeğim var bu kulüpte. Abi evet. Yani yandaki toprak saha yok artık. Basket sahaları yok. O şeyleri kapatmışlar. Stadın içi değişmiş. Bir duygusallaştık. Ama kesin çok eksik var yani. Çok etkiledi. Ben o yüzden 1 diyorum. 1.88 de iyi. Mantıklı. Ya yani şu anda ben de 1'e ikna oldum. Alttan, İkna etti bizi. Alt, KG var 1 olur mu? 6.5-6. KG var. Falan. Öyle bir şey var mı? 1 arttı. 1.88-1.89 yaptı. 0.01 oranını alayım. Tabii abi niye almıyorsun? Hakkın bu senin ya. Bir de 8-1 bitiyormuş mesela. Karagün. Babamla çok 6 yaş oynardık bu arada. Bakırköy'de oturduğumuz zamanlarda zaten eskiye böyle efendim iki sokak üstüydü. Jokey falan komşulardı diyordum ya. Bir koşuda 11 at koşuyor. Babam da kapatacak oraya. Hepsini yazacak yani. Sonraki metre yuvarlak olsun. 10 at yazıyor. Bir tanesi yazıyor sana. En eşeğini yazıyor. Hadi canım. Ne biçim gülüyor? Uçuyor. Birinci oldu abi. Aa. Sonra birkaç sene bıraktı bu işi. Belki de hayırlı olmuş. Sonra geri döndü. Karagümrük, Alanyaspor. 1. Ben de 1 diyorum burada. 1 diyeceğim. Bunda KG var. Olabilir de olmayabilir de. Çok gollere şey girdik. Biraz da taraf oynayalım. Trabzonspor, Adana Demirspor. 1. 1 ve yok.
Bir, yok Adana Demirspor'a sahaya çıkmazlar. Yok gibi. Trabzonspor, ya Trabzonspor'da bu arada şeyde son bölümde girdiler oyuna. Yani böyle bir başta böyle bir şey yapalım, oyunu tutalım, son bölüme taşıyalım. Analizle gitmişler direkt. Öyle de kazandılar maçı. Münye de çok iyi gidiyor. Münye inanılmaz katkı sağladı abi. 3 maç süresiz. Münye özlemiş de diyor. Özlemiş gerçekten. Kalite be kardeşim. Kalite direkt fark ediyor. Elim sensin de bahsettiğin aynen. Şey gerçekten oh be filan. Bayağı kalite yani. İzlediğim bir oyuncu oluyor orada. O kadar kalite farkı olunca. Yani Münye alınabilir bir durumdaymış. Trabzonspor almış. Abi tebrik ediyorum. Bir de şeyi yani hayır ama ha bu arada evet ama Trabzonspor da çok zor aldı. Çok eleştirdiler. Yaşlı oyuncu, Münye mi kaldı bilmem ne gibi. Ya biz futboldan hiç anlamıyoruz ya gerçekten. Evet tamam. Değil mi hocam? Artık... Anlamıyoruz değil mi hocam? Ben Münye'ye kızamıyorum abi. Onun hayal ettiği Bundesliga. Demek ki böyle bir Bundesliga değildi. Öyle bir yeri geldi. Peki devam edelim o zaman. Premier Lig'e gidelim. Hadi geldik. Aston Villa Nottingham Forest. Oo maça bak ben. Ben Aston Villa'ya güvenmiyorum. Üst diyorum. Ben Aston Villa'ya ben de güvenmiyorum. KG var diyorum hadi bakalım. KG var peki. Brighton Everton. Brighton'a güveniyorum. Allah Allah artık güvenmeye başladık mı yeniden? Evet. Brighton'ın yeniden bir Bright üstün günleri geldi mi? İyi, iyi. Üstün diyorum üst. Üstün. Üstün abi. Üstün diye bir karikatürist vardı ya. Şey de Üstün Dökmen tabii çok. Evet. Nasıl bir Manchester United Fulham. Vallahi United toparladı. Ben bu maçı es geçiyorum. Nasıl oldu bu iş? Hiçbir bağlantı yok. Yani, Manchester United inanılmaz gidiyor. Fulham alır. Hayır toparladı ama 1.38 olacak kadar toparlamadı yani. Sonuçta bunlar da bir Liverpool değil. Hakikaten bu nasıl oldu kardeşim ya? Toparladı Banko, yani bunlar bir sürpriz kovaladı. Bankosunu seçecek büyük ihtimalle. Ya bu arada bize... bence doğrusu ikinci cümlesi. Yani ben Fulham'ın büyük takımlara karşı her zaman bir arızası var. Şey oluyorum ama Fulham şey United'ı toparladı. Sürpriz de kovalama. Çok coşkulu girip bunu söyleyemezsin abici. Evet ya. Böyle bağlayamazsın yani. Arada bir cümle daha at. United müthiş. Ama Fulham da. Bilgi verdi be kardeşim. Mayno uçuyor. Ama ben olsam girmem yani. United ya bu. Ben KG var diyorum. Ben de United dedim bunu artık. Hadi diyeyim bakalım. Bournemouth City. Valla çok da aşırı güvenmemekle birlikte 2. Evet ama diyorsun yani olsa da olur olmasa da olur. Evet. Yani sen ne fark eder gitsen ne fark eder diyorsun. Üst. Aynen. Aynen. Üst. Arsenal Newcastle. Bu 1.23'lük de değil o var. Kadar değil. KG var. 1.23 de değil gerçekten ya. KG var. KG var da güvenemedim. Ben ne Premier Lig'i bu hafta şeyim ben. Gordon. Yani Arsenal'de ya iyi savunuyor. Sen bu adam Premier Analiz'de program yaptırıyorsun ya. Kardeşim ne alakası Premier var? Premier Analiz programına hakim olmakla tahmin onu bilmiyorum, bunu bilmiyorum. Ne biliyorsun abi? Bilmiyorum. 5 maçta bir tahminin yok. Zor Manchester United çok iyi. Bir tahminim yok. Sıfır. Bu nasıl bir şey ya? Sıfır diyorum ben. Bir takım öldü. Şurada bak 5 maç sorduk. Bir takım öldü. Manchester United ona da oynamadı. Brighton'a güveniyoruz. Şimdi Brighton'a Everton yapıştırıyormuş değil mi? Ben tek net şeyimle. Belki de oyuna saklıyorum. Güzel. Arsenal'ın Newcastle'a da güvenemedik. Sıfır dedim sıfır. Sıfır. Ben Arisa vardım. KG var dedim. KG var dedim. Juventus Frosinone. 4.5-6 ve 1 diyorum mesela buna da. Örneğin. Mesela. 1.18. Mesela. Sen ne diyorsun? Bencesi. Juventus'a da dengesiz bu arada. Juventus. İnanılmaz formda değiller. Bir yandan öyle. Ben alt diyeceğim. 1.92 hoşuma gitti. Çünkü Juventus harbiden 1-0, 2-0 bağlıyor. Evet de ceza sahasına girdik öyle inanılmaz pozisyon bulduk değil. Rabiot 35'ten vursun, Keza vursun. Abi Frosinone'de atabilir mi emin değilim ya. Bence alt iyi bu maça. Vallahi güzel. Lecce Inter. 2. Inter dedik geçtik mi? Yani. Milan Atalanta. KG var. Milan Atalanta maçları hep böyle... Ben Milan'a güvenmiyorum ben pastacağım. Barcelona Getafe. Üst. Üstlü bir. Üstlü bir dedi. Almeria Atletico. Altlı iki.
Ne var ya? Kombo vura vura gidiyor değil mi? Aynen. Şöyle vuruyor masaya. Sen bir çekil, ben oynayacağım deyip böyle şey yapanlar vuruyor, var ya, paso. O bir tane o kalp vuran abi. İki demek günah böyle. İki derlerse çalışıyor. Ben iki diyorum. İki diyor. La Liga'da haftanın maçı Real Madrid Sevilla pazar 23. Ya bunda haftalık maçlık bir şey yok bence ya. Sevilla çok ya da olayı yok. Şimdi ya. Evet bana abi. Haftanın maçı diye flaşı verdi. Üst. Üst. Haftanın maçında Real Madrid kazanıyorum. Güzel. Leverkusen Mainz. Leverkusen 1-0-9. Leverkusen Bayern Münih oldu oran olarak bu arada. Doğru, evet. Bayern Münih Leverkusen oldu. 1-50 vermiş. Bu hiçbir şey kazanamıyor, buna 1-50 verelim. Üst bir diyelim. Bayern Münih Leipzig'le oynuyor. Vallahi İki kötü takımın girmezsin. Mücadelesinde bakalım kim daha kötü. Bayern Münih bayağı dökük yani. Leipzig de dökük. İşte dökükler, yıkıkları... yıkıklar devrisi. Üst diyelim, geçelim. Hı. Sen de öyle mi dedin? Üst üst. Üst benim tanıdığım Uğur'dan parlıyor musun? Nicesine. Bayern Münih 1-50'den yakalanmışken ben bunu bankoma yazayım der birazdan. Gözü parladı bak. Kardeşim ben vereyim sen yaz. Adam baya bankomu belirliyor. Yani sürpriz bu, diyerek gazlarsın ya. Şey kardeşim ya. Sen gittin ya. Bire gittim. Sandalyeye gitti abi. Bire ben şu an ciddi yapmıyorum seni. Bire çürük sandalyeye vermişsiniz. Ben tur operasyonu değil mi bu mesela? Bir... Ben ciddi abi konuştum. Büyük biri vardı burada. Döndüm bir baktım. Mustafa nerede? Mustafa yok abi. Tam bana atar yaptığı anda düşmesi de manidar oldu. Manidar. Evet güzel. Manidar. Allah'ın sopası yok. Uğur Karakullukçu'yla oynayan falan filan. Üzerime oyunlar oynanıyor. İngiltere Lig Kupası finali hocam. Chelsea Liverpool. Abi İngilizler. Liverpool inanılmaz iyi oynuyor. Ama burada Chelsea'de... Chelsea toparladı bu arada Chelsea gerçekten. Chelsea toparladı. Chelsea hocam büyük maçlarda hep bir şey yaptı. KG var Klopp diyorum. Hocam, KG var. Klopp hocama ilk kupa hediyesi. Kupa diyoruz. Evet doğru söylüyorsun ya. KG var. KG var. Doğru söylüyorsun. İnanılmaz doğru söylüyorsun. Acayip de doğru söylüyorsun. Evet. Evet. O zaman oyun bölümüne geçelim. Arkadaşlar geçen hafta Mustafa yoktu. Berk vardı. Berk Mustafa yerine troll terminler yaptı. Acayip sürpriz sonuçlar var. Oyun bölümüne hepinizi bekliyoruz. Meşaleler yandı ve beklenen halay başladı. Enişte bildiğimiz gibi yine çok büyük oynuyor. Kayınço elini cebine attı ve kartı çıkardı. Kuzenlere şov yapıyorlar. Şov. Zoraki gittiğin düğünü eğlenceli hale getirmenin tek yolu Bilyoner. Maçın eğlencesi Bilyoner'e girdiğin an başlar.